Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde doğal sayılarda bir işlem olan dağılma özelliği ve ortak parantezi almanın ne olduğunu öğreneceğiz. Ve bize hayatta nasıl kolaylık sağladığını ve işlem yaparken nasıl kolaylık sağladığından bahsedeceğim. Başlamadan önce şundan bahsedeyim. Bunlarla ilgili daha önce de videolar çekmiştim sevgili gençler. O videoları izleyerek daha çok egzersiz de yapabilirsiniz. Hemen açıklama kısmına eklediğim tüm 6. sınıf videoları linkine tıklayarak 6. sınıf konu listemize ulaşabiliyorsunuz. Ya da şu an sağ üst köşedeki i harfinden de ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilirler. Yanındaki zil tuşundan da bildirimlerini açabilirler. Artık biliyorsunuz derslere kalem kağıt olmadan kesinlikle başlamıyoruz. Hazırlanın, dersimiz başlıyor. Dağılma özelliği, sonra da ortak parantez dedik ya, bunlar birbirinin zıttı. Birinde dağıtacağız, diğerinde toplayacağız. Önce dağılmayla başlayacağız. Dağılma özelliği dediğim şey, işlem önceliği kullanmadan soru çözme. Ben burada ekranda gördüğünüz soruyu iki yöntemle çözeceğim. Önce geçen videomuzda öğrendiğimiz işlem önceliğini kullanarak yapacağız. İşlem önceliğinde ne oluyor sevgili gençler? Önce parantez içi yapılıyor. 5 çarpı parantez içini yap, 4 artı 3, 7. Sonra da 5 kere 7, cevabı 35 buluyorduk. Bu işlem önceliği yöntemi. Fakat biz bunu her zaman kullanamıyoruz. Bazen dağılma özelliği denen öteki yöntemi kullanmamız gerek. Peki bu yöntem ne? Bunu şuraya bir daha yazayım. Orada tek tek detaylı çözelim. Olayımız şu. Buradaki 5'i çarpmayı görüyorsunuz ya. Bu 5'i içeriye böyle sırayla çarparak dağıtıyorsunuz. 5 çarpı 4. 5 çarpı 4. Sonra aradaki toplamayı koyuyorsunuz. Sonra da 5 çarpı 3 yapıyorsunuz. Yani buradaki 5'i toplamlarıyla çarpmak yerine sırayla tek tek çarpıyorsunuz. Acaba gerçekten 35 çıkacak mı? 5 kere 4, 20 artı 5 kere 3, 15 toplarsam 35 cevabını buluruz. Evet, dağılma özelliği dediğimiz şey önde yani çarpması bulunan sayıyı içerideki sayılarla tek tek çarp, araya da buradaki işlemi koy demektir. Şimdi birkaç egzersiz ve örnek yapacağız. Nerede kullanacağımızdan da bahsedeceğim. Evet sevgili gençler, şimdi ben bu 4 örneği çözeceğim. Size de örnek soracağım, merak etmeyin. 2 çarpı 4 artı 2. Buna şöyle diyorlar aslında. Bunun da bir ismi var. Çarpmanın toplamaya ne taraftan? Sol tarafta olduğu için soldan dağılma özelliği. Dağıtalım. 2'yi 4 ile çarp. 2 çarpı 4 artı 2'yi 2 ile çarp. Yapalım. 2 kere 4 8 artı 2 kere 2 4. Toplarım 12 bulurum. Çarpmanın çıkarmaya soldan dağılma özelliği. Soldan dağıtacağım. 3 kere 7 işlem yapalım direkt 21. 3 kere 2 6. Şimdi 21'den 6 çıkardım. Cevabı 15 buldum. Burada tek tek yazdım ama yazmaya gerek kalmadan da çözebiliyorsun. Buraya gelelim. Bunun ismini söyleyelim. Bulabilecek misiniz? Bir saniye bekliyorum. İçinizden tekrar edin. Ben söylüyorum. Çarpmanın çıkarmaya sağdan dağılma özelliği. Bakın buraya dikkat edin. Önce öndekiyle çarpacaksınız. Çünkü bu taraftan bu tarafa geliyor işlem. Unutmayın sakın. Sakın önce 3 ile çarpmayın. 4 kere 7 28 eksi 4 kere 3 12. 28'den 12 çıkar. 16 buluruz. Bu sonuncusu tam çıkmamış. Şurası 3 gençler. Bu çarpma. Çözelim. Çarpmanın toplamaya sağdan dağılma özelliği. 3 çarpı 12. Bunu yazayım. Artı 3 çarpı 3. 3 kere 12 36 yapar. 3 kere 3 9 yapar. Bunları toplarız. 36'ya 9 ekle 45 bulur. Evet, bu 4 örneği ben çözdüm. Yine buna benzer 4 adet örnek de size soracağım. Evet sevgili gençler, şimdi sıra sizde. Her zamanki videoya 5 saniye ara veriyorum. Durduruyorsunuz, cevapları buluyorsunuz, sonra benden kontrol ediyorsunuz. Evet, çözelim. Çarpmanın çıkarmaya soldan. 5 kere 7, 35. 5 kere 2, 10. 35'ten 10 çıkar, 25. İlk cevap 25. Çarpmanın toplamaya soldan. 7 kere 5, 35 artı 7 kere 3 21. Toplayalım 1 5 daha 6 2 3 daha 5.
İkinci soru 56. Çarpmanın çıkarmaya sağdan 3 çarpı 18. Bunu yazalım. Bu hata yapmayalım. 3 çarpı 11. 3 kere 18 yapacağım. 24, 30, 54 yapar. Eksi 3 kere 11 de 33 yapar. Siz eğer böyle direkt çarpamazsanız her zaman söylediğim gibi üşenmeyin. 18 çarpı 3 yapın. Böyle çarparak bulun. 54'ten 33 çıkaracağım. 4'ten 3 çıktı 1. 5'ten 3 çıktı 2. Cevap 21. Hocam bunları işlem önceliği yapsak olmaz mı? Olur ama biz dağılma özelliğini öğrenmeye çalıştığımız için bu soruları dağılma özelliğiyle çözmeniz gerek. Son sorumuz çarpmanın toplamaya sağdan. 5 kere 9, 45 artı 5 kere 6, 30. Şimdi topluyorum. 75 buluyorum. Şimdi bir örnek çözeceğim sevgili gençler. Hani dedim ya bunu nerede kullanabiliriz? İşte bundan bahsettim. Mesela size sordu. Dedi ki 47 çarpı 101 işlemin sonucu nedir? Tutup bu işlemi yapmak için 101 çarpı 47 şeklinde çarpmanız gerekebilir. Çarparsam ne olur? 7 kere 1 7, 7 kere 0 0, 7 kere 1 7. 4 kere 1 4, 4 kere 0 4 topla 7 4 7 4. 47 47 çıktı değil mi? İşte bunun daha pratik bir yöntemi yani az önce öğrendiğimiz dağılma yöntemini kullanarak da çözebiliyoruz. 47 yazdık ya çarpı diyorum. 101 işlemi kolaylaşsın diye ben 100 artı 1 olarak yazmak istiyorum. Bakın neye benzedi? Dağılma özelliğine benzedi değil mi? Şimdi kolaylıkla çarparım. 47 kere 100 sonuna 2 0 koyuyorduk. Artı 47 kere 1 47 bunları da toplarsam 47 47 bulursunuz. Bakın bu şekilde dağılma özelliğiyle kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ya da ben böyle çarparak da yaparım derseniz bu şekilde de çözebiliriz. Birazdan bunlardan birkaç tane daha çözeceğiz arkadaşlar. Önce ortak parantezi de bir görelim. Evet ortak parantez alma az önce de bahsettim ya. Dağılma özelliğinin tam tersi sevgili gençler. Onlar dağıtmışlar biz parantezi alarak ortak parantezi alarak toparlanmış halini bulduk. Bakın burada 3 çarpı 4, 3 çarpı 5 var. Önce ortak olan sayıyı bulacaksınız. Bu ikisinde ortak olan ne var? 3'ler ortak. O zaman demek ki 3 parantezin dışındaki sayıymış. 3 çarpı diyorsunuz. Sonra kalanları yazıyorsunuz. 4 artı 5. Olay bu kadar basit. Bunu yapalım. Çıkarma toplama genelde ayıran olur. Şöyle ayırıyorum. Ortak olan ne bakın? 71 rahatlıkla görebilirsiniz. 71 çarpı. Şunları yuvarlak içine aldığımızda kalanları yazıyorum. 16 eksi 6 diyorsunuz. Normalde bu işlemi 71 çarpı 16 eksi 71 çarpı 6'yı yapmak çok zordur değil mi? Ama parantez aldığınızda bakın nasıl oluyor. Önce parantez içi 16'dan 6 çıkar 10 71 ile çarp 710 diyerek kısaca ve hızlıca çözebiliyorsunuz. Ama şu şekilde çözseydiniz çok uzun çıkacaktı. Geldik şu soruya. Şimdi bu soruyu gel de çöz. Paranteze almadan bu soruyu çözmek için 89 ile 75'i çarpacaksın. Sonra 89 ile 25'i çarpacaksın. Bir de toplayacaksın. İşlem en az 2-3 dakikanı alacak. Paranteze alınca nasıl kolaylıkla çözecek göreceksiniz. Ortak olan ne? 89. Çarpıyı koy. Kalanları yaz. 75 artı 25 mi? Şimdi 75 ile 25 parantez içinde kaç yapar? 100. Burada da 89 mu? Çarptım. Cevap 8900 çıktı. Ortak parantezde anladınız değil mi? Ne yapıyorum? Önce ortak olan sayıyı bulup dışarı yazıyorum. Kalanları parantez içine yazıyoruz. Ve yine sıra sizde sevgili gençler. Burada gördüğünüz soruları ortak parantez yöntemiyle çözmenizi istiyorum. Ne yapıyorduk? Ortak olanı buluyorduk. Şurada ve şurada ortak olan nedir? 7. 7 çarpı 11 artı 9. 11 artı 9. 11'e 9 ekle 20 yapar. 7 kere 20 de 7 kere 2 14. 140 yapar. Kısa yolla bulduk. Şurada ve şurada ortak olan nedir? Bakın dikkat edin bu sefer yerleri farklı. İkiler ortak. Mutlaka bu baştakiler ortak olacak diye bir şart yok. Dikkat edin. Şurada ikiler ortak. O zaman 2'yi dışarı yazdım. 8 eksi 6. 2 çarpı 8'den 6 çıkar. 2 yapar. 2 kere 2 de 4 yapar. Son soru. Şu ifade ve şu ifade ortak olan 61'dir. Çarpı 105 çıkarma işlemi 5. Parantez içinde 105 var. Bu arada bunları işaretleyeyim. Cevaplarımız bunlardı. 105'ten 5 çıkar.
61'i 100 ile çarp 6100 buluyoruz. 3 cevabı doğru bulan arkadaşlarımız ortak parantez almayı ve sonuç bulmayı da anlamış oldular. Evet, az önce arada çözdüğümüz örnek vardı ya, ona benzer örnek. Burada gördüğünüz sonuçları kolay. Arkadaşlar bu kolye değil. Kolay yoldan bulmanızı istiyorum. Yani dağılma özelliği kullanarak yapmanızı istiyorum. Tabii ki hemen sizi zorlamayacağım. Birinciyi ben çözeceğim. 49 çarpı 9. Şimdi bunlardan birini dışarıda bırakacağım. Birini parantez içine alacağım. 9'u dışarıda bırakırsam bunu ne yapabilirim? 49'u 50-1 yapabilirim. Ama bir sayı 50 ile çarpmak zordur. 9'u dışarıda bırakırsam 9'u ne yapabiliriz? 10-1. Bu daha kolay. 10 ile çarpmak daha kolay. O zaman şöyle yapalım. 49 çarpı 9 yerine 10-1 yazıyorum. Olur mu? Olur. Çünkü 10'dan 1 çıkarırsam 9 olur. Sadece küçük bir değişiklik yaptık. 49 kere 10 490 yapar. 49 kere 1 49 yapar. Sonra da çıkarırım. 50 çıkarsaydım 440 olurdu. Cevap 441'miş. İkinciyi bu yöntemle siz çözün bakalım. Durdurun. Bekliyorum. Evet, süreniz doldu. Çözelim. Burada 4'ü 5-1 gibi yazabilirsiniz. Ama 98 yazmak daha kolay. Ne yapacağım? 100-2. O zaman 4'ü dışarı yazıyorum. 98'e 100-2 diyorum. Olur mu? 100'den 2 çıkar 98. Çarpalım. 4 kere 100, 400. 4 kere 2, 8. Bakın ne kadar kolay çözüldü. 400'den de 8 çıkar. 392. Yoksa normalde ne yapacaktık? 98 çarpı 4. 4 kere 8, 32 elde var. 3. 4 kere 9, 36. 3 ekli, 39. Bakın yine aynı sonucu verdi. Şimdi duyar gibiyim. Hocam bu yöntem daha kolay diyenler var ama bu soruda bu yöntem kolaydı. Mesela sayılar büyüdüğü zaman bu pratik çok işimize yarıyor. Mesela öğretmeniniz bu soruyu dağılma özelliğiyle çözün dediğinde böyle yaparsanız dağılma özelliğini kullanmanız için tam not alamayabilirsiniz. O açıdan dağılma özelliğini de bilmeniz gerekiyor. Ve bir soru bölümümüze geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında paylaşıyorsunuz. Yorum kısmında doğru olduğunu düşündüğünüz yorumları beğenebilir ya da yorum kısmında onlara cevap vererek destek verebilirsiniz. Kısaca sorudan da bahsedeyim. Bakın bir tarafta dağılmış, bir tarafta açılmış hali var. Bunlar birbirine denk gelecek şekilde eşleştiriyorsunuz. Yıldız ve kare sayılarını bulup birbiriyle çarpıyorsunuz. Şimdi ekranda bir logo göreceksiniz. O logoya tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutucuklardan da diğer ders videolarımıza ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.